Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Tropico yeni bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bir önceki videoda bu güzel yeri, bu ilginç yeri daha doğrusu yapmışım ve yaptığım gibi bırakmışım. Oyunun başladığından bu yana tam olarak buranın ne işe yaradığını anlamaya çalışıyorum gençler. Ama anladığım kadarıyla, bakın, yanılıyor da olabilirim, söyleyeyim. Burası, insanlar buraya geliyorlar böyle botlarıyla, bakın gelmişler, hatta yeni varmışlar turistlerimiz buraya. Çantalarını içeriye bırakıyorlar ve burada üstlerini başlarını değiştirip işte şnorkellerini, oksijen tüplerini falan takıyorlar. Ve ardından buradaki sudan aşağı doğru dalıyorlar ve buradaki mercan resiflerini veya o tarz şeyleri falan inceliyorlar. Anladığım kadarıyla bakın insanlar hatta inanılmaz derecede rağbet gösteriyor buraya. Şöyle bakar mısınız? Bir tabak çocuğa bak, ayaklarını sallaya sallaya geliyor valla annesinden ayrı bir şekilde. İnanılmaz. O kadar da güvenli ki demek ki aileler çocuklarını rahat bir şekilde buraya bırakıp terk edebiliyorlar. Ve gelen giden çıkan çok fazla oluyor. Bakın kimileri böyle yüzeyde yüzüyor. Kimileri de şnorkelle vesaire aşağı doğru dalıyor diye düşünüyorum. Her neyse, yaz da geldiği için vallahi var ya buralar daha da ilgimi çekiyor. Yemin ederim bu sene muhtemelen ben tatile falan gidemeyeceğim ve bakın, ben tatile gidemeyeceğim dedikçe abi insan yığıyor. Yani ciddi manada insanlar çok fena rağbet gösteriyor. Özellikle şu bölgeler çok fazla değil de kabinlere. Daha çok bu beach villa diyeceğim. Burası da boş bir anasını satayım. Otellere çok fazla rağbet gösteriliyor. Motellere çok fazla rağbet gösteriliyor. Hotelle motelin farkı gençler yeni öğrendim bu arada ben. Hotel huge otel. Yani daha büyük otel. Motel de medium. It's a great day for our comrades. We even had... Komünist standing olsun. Motel de medium otel. Yani... orta boy hotel. Bilmiyorum sotel var mı, small hotel gibisinden, ama bildiğim kadarıyla yok. Peki. Şimdi en son kaldığımız yerde ediklerle ilgileniyorduk. Biz bu good old days imzaladık. Buradan yayına geç, kayıda geçmeden şunu baktım gençler. Burası aslında fena değil fakat efficiency'yi düşürüyor mesela range'lerin, ama iş kalitesini %10 arttırıyor. Ve endüstriyelcileri küstürüyor, işte çevrecileri arttırıyor vesaire. Çevreciler arttırabiliriz, endüstriler bize küsebilir, bilmiyorum, bu mesela yapılabilir. Biraz daha hani çevreciler bize küsmeye devam ederlerse muhtemelen oradaki şeyi devreye sokacağım. Her neyse, yasayı devreye sokacağım. Şimdi yapacağımız şeyler arasında artık ham madde gençler gördüğünüz gibi üretmiyoruz. Artık yapacağımız tek şey var, buraları birazcık değiştirebilirim, güzelleştirebilirim. Çünkü buraya böyle, yani böyle tuhaf bir yaşam yeri yaptım. Buradaki insanlar mutlu mu mutsuz mu ondan da %100 emin değilim. Yani tuhaf bir yer oldu burası, neyse burası şimdilik kalsın. Biz artık neyle ilgilenmiyoruz? Ham maddeyle. Yok, armuttur, pineapple'dır. So please take flowers to the newly constructed mausoleum today to show our love for our immortal. El Presidente asla ölmez diyor. Dolayısıyla siz yine de, hani ölmez tabii ama siz yine de çiçeklerinizi alın ve yeni yaptığımız şu mozelyuma gelin ve oraya bırakın diyor. İnsan burada rağbet gösteriyor mu bakalım. 4 kişi çalışıyor. Ziyaretçi de bir hayli ziyaretçisi var. Çoğunlukla da çocuklar gördüğüm kadarıyla. Birkaç tane yaşlı karışmış araya. Aa yo. Görüntüsü yaşlı. Yaşı 22'ymiş abi. Peki. İnanılmaz. Burası abi şeyler çok iyi ya. El Presidente'ye böyle şeymiş gibi bakıyoruz ya. İnanılmaz güçlü bir adammış gibi, yani asla ölmez diyor El Presidente'miz. El Presidente'nin dediği bir şey asla yanlış çıkmaz vesaire vesaire. O olaylar benim cidden çok hoşuma gidiyor. Şimdi trade route'lara bir göz atalım. Furniture çıkartıyoruz, bot çıkartıyoruz. Tekrardan da furniture var. Hemen hemen birçoğunu bitirmişiz neredeyse. Rum abone çok para getirecek bana, söylüyorum. Cloth var, süt var. İyi, hepsini çıkartıyoruz. Bakalım yeni neler var. Tekrardan şu export'u alalım. Kent Goods var mıydı? Yok. Gönder abi 12.000. Şimdi 2.000'le. Yok 12.000 abi. Gönder. Araba. Araba 350 gönderelim. Sigara olsun. Cloth zaten yeni yapılıyor. Yün ve peynir. Peynirimiz var mı bu arada? Peynirimiz yok. Zaten de yerimiz bitmiş. Peki. Harika. Burası bizim gençler, biliyorsunuz ki silah fabrikamız fakat nikelimiz yok. Niye bilmiyorum. Burada deli gibi abi çelik üretiliyor. Bakın bunlar çok seri bir şekilde çelik üretiyorlar ki çelik stoğumuz da silah fabrikamızda bir hayli doldu. Fakat tek sıkıntı, bir dakika, şurasının durumu nasıl acaba, araba fabrikası? İyi ya. Araba fabrikası da çok iyi. Bak araba için bir çelik, bir de rubber. Bu kauçuk muydu neydi hatırlamıyorum ama ondan gerekiyor ve inanılmaz yani. Bakın burada çalışan insanlar da direkt buralarda oturuyor. Evler de full dolu. Buraya belki bir atraksiyon yeri yapabilirim. Gerçi buraya birkaç tane mesela metro yapmışım. Fast food dükkanı ve taverna mesela yapmışım ama buraya belki restoran yapılabilir. Geç restoranın tam yan tarafında da iron madeni, yani demir madeni olması bir hayli tuhaf ama yapacak bir şey yok. Burası nikel çıkarmıyor anladığımız kadarıyla. Burayı bir şekilde geliştirebiliyor muyuz? Hayır. Geliştiremiyoruz ya. Bak burası çok etkili çalışmıyor. Burası cidden etkili çalışmıyor. İçeride şu an bir kişi var ya. Acayip. Bunun acaba yaşadığı yerler, çalıştıkları yerlere uzak olduğu için mi etkili çalışmıyorlar? Cidden bilmiyorum. Neyse. Nükleer program. Gençler artık başlıyoruz. Bir tane hastane istiyor benden oyun sadece.
Onları bir yapalım. Bu arada şurada birkaç tane yer görmüştüm ben. Aynen bak şekler. Bunları yıkıyoruz hemen. Bunları hemen yıkıyoruz ve buraya bence güzel bir şey koyabilirim. Ram fabrikaları var. Otopark var ve restoran var. Restoranımız da full dolu. Peki. Buraya ne yerleştirebiliriz? Buraya ne koyabiliriz? Bir şey eklemek istiyorum abi. Bak TV station falan yapacağım. Bu da etraftaki özgürlüğü arttırıyor. Ve propaganda yapıyor. İnsanlarını etkileyecek. Çoğunlukla çocukları ve yaş şey emekli insanları etkiliyor diyor. Oğlum inanılmaz. İnanılmaz. Çocuklar ve emekliler. Çocuklar önemli. Emekliler hani yani çok uzun süre yaşamayacaklardır emekliler. Ama çocuklar bizim geleceğimiz abi. Çocukları etkilediğimiz takdirde %80, %90'la bile seçimi kazanabilirim. Peki. Bir gece kulübü. Bir gece kulübü yapmayalım mı şuraya? Yapamıyoruz. Kalsın. Bir gurme restoran. İşte bu. Aa bu da çok büyük. Oğlum binalı cidden çok büyük. Kokteyl bar tahmin ediyorum ki çok büyük. O yüzden hiç bulaşmayalım. Hastane, hastane vesaire yapamıyoruz. Akıl hastanesi buraya yapmaya gerek yok. Bak ajan akademisi. Oğlum bu binalar çok ilgimi çekiyor. Bak aircraft. Şey uçak gemisi miydi? Aynen uçak gemisi falan yapıyorsunuz. Ulan çok iyi be. Keşke Türkiye'nin de uçak gemisi olsaydı. Yani göçmen almayalım. Rastgele blueprint ver lan. Childhood Museum verdi. O neymiş ya? Childhood Museum biz yapmadık mı az önce? Aa bu. Oğlum ben bunu açmadım mı az önce? Açmamışım. Aa çok iyi lan. Harika. Koyabiliyor muyuz buraya? Koyamıyoruz. Gençler binalarımız cidden çok büyük. O halde bunların hepsini şehrimizin ortasına bir yere koyacağız. Çünkü bakar mısınız buranın görünüşüne? Ya çok iyi değil mi? Tam bir şehir merkezi havası değil mi? Burayı acaba parklarla mı doldursam sadece? Ben şu an onu düşünüyorum. Öyle değil mi? Burayı acaba... Ah be öyle kötü ki. Ya o kadar da biçimsiz ki şurası. Şöyle şundan falan yapmam lazım buraya. Bir oraya bir oraya. Yapalım mı mesela şöyle? Buralar parklarla dolmasın mı? Buralar parklarla dolmasın mı? Belki aradan yol falan geçiririz diye düşünüyorum ama herhalde yol geçirmeyiz abi. Şöyle bunu tekrardan bir döndürelim. Ya vallahi ne zaman oynamadığım için döndürme şeylerine alışıp yabancı kalmışım. Şimdi bir tane yol çıkartsak saçma olur. Neden saçma olur biliyor musunuz? Bir tane yandan yol çıkartamayacağım çünkü. Bakın deneyelim. Bak oyun bana çıkarttırmıyor. O kadar ilginç ki bu oyunun şu olayını hastayım ya. Bak bir tane daha şuradan yol yaptırmıyor bana. Mümkün değil. Peki şurayı bir yıkalım. Burası biraz daha parklarla alakalı oldu. Peki bakalım buraları artık neler yerleştirebiliyoruz. TV istasyonunu açalım. Burası şimdilik açılsın. Burası gece kulübü. Şehrin tam merkezine abi gece kulübü. Oğlum çok iyi değil mi? Bak gece kulübü müthiş. Şöyle binaların özellikle olduğu yerlere baksın veya şu bölgeye baksın gece kulübümüz. Bir gece kulübü oraya koydum. Hemen yan tarafına bir gurme restoran. Gurme restoranı yalnızca birer sıkıştırabiliyorsam koyacağım. Mesela böyle. Abi çok iyi. Yalnız binanın şekli falan da bayağı tatlı. Bakar mısınız şuraya gurme restoran. Okey. Bir tane oraya gurme restoran gelsin. Burası boş. Buraya taverna ekleyebilirim. Belki insanlar bu bölgede çok fazla taverna koymadığım için. Ya taverna ne biliyor musunuz? Şekli çok tuhaf yani. Yani oraya sanki uymayacakmış gibi hissediyorum. O yüzden şöyle bir tane park koyalım oraya. Ki zemini hem kaldırımla hem de binanın alt tarafındaki zeminiyle uygun olsun. Orası tamam. Opera evi, kasino yapalım abi kasino. Bunlar gençler sadece turistlerle alakalı. Yani turistlere hizmet eden binalar. O yüzden of tam buraya yapalım mı? Oğlum çok iyi değil mi? Yalnız ne biliyor musunuz? Bence kasinoyu buraya yapmam lazım ve arasına şey koymam lazım. Çünkü kasinonun yok böyle de fena değil. Sanki önünde iki tane park olur gibi de ama şimdi arkasında da park var. İsteyen önünde gezer abi, isteyen arkasında gezer. Peki. O tamam. Nükleer program ve hastaneyi henüz koymadım. Onu koyalım. Bu bölgede çok fazla hükümet binası yok. Dolayısıyla bir tane buraya hastane yapalım ki buradaki zaten klinikte de bayağı sıra varmış. Onu yapsınlar. Direkt burada construction office onu koyacaklardır diye düşünüyorum. Hastanemiz tamam. Akıl hastanesi dursun ve nükleer program abi. Buna şimdilik başlamak istiyorum çünkü. Bak bunu da yapmak istiyorum aslında. Onu yapmak istediğim o kadar çok şey var ki. Bu arada ekonomimizin durumu nasıl? 309-310. Harika abi. O kadar inşaat yaptım. Hala diyor ki ekonomi. Gönder. Gönder abi. Gönder. Courthouse. Mahkeme evi. Minister of Information. Bilgi. Bilgi Bakanlığı olabilir. Biz şu rate'lere bakalım. Hala bu rate'ler şeydeyiz. Henüz bir şey... Sanırım çalamıyoruz ki çalmamız için bak önce Spy Akademi'ye ihtiyacımız var. Kendimize özgürlük heykeline, Great Sphinx'i, Sphinx'leri yani Mısır'daki, Roma'daki Kolezyum'u ve Saint Basil Katedrali'ni. Bildiğim kadarıyla
St. Petersburg'da mıydı? Herhangi bir yerdeydi. Orada bir yerdeydi işte. Her neyse. Şimdi şeyler nerede abi? Nükleer binalar nerede? Bir saniye. Ben niye göremiyorum abi nükleer binaları? Hayda üstüme iyilik sağlık. Oğlum nükleer binalar nerede? Bir saniye. Abi medya ve eğitimdeymiş ya. İnanılmaz. Ciddi misiniz? Burayı her defasında atlıyordum veya direkt baktığım zaman buralara bakıyordum ben. Bak medya ve education. Yani medya ve eğitimde uzay programları ve nükleer program var abi. İnanılmaz. Ama oyun benden uzayla alakalı herhangi bir şey istemiyor şu an. Sadece nükleer program istiyor. O yüzden nükleer program binamızı alalım. Hatta uzaya da başlayalım. Bak bilgiçliği arttırıyor diyor diğer binaların ve aynı zamanda işte görevler bize hem para getiriyor hem de vatandaşlar tarafından onaylanmamızı sağlıyor. Sanırım Research Lab'la aynı mantıkla. Research Lab biliyorsunuz şuraya bir yere koymuştuk ki bu da bize şey üretiyor mesela. Bilgi üretiyor sürekli. Bildiğim kadarıyla öyle. Yani burada sürekli bilgi üretiyor bize. Hatta onu şuradan araştırabiliyoruz sanırım. Bakın Knowledge Production. Şu an için bir tane Knowledge üretiyoruz. Ve hatta mesela bakın diplomatik süper partilerimiz ve yeni yeni ediktler de geliyor abi. Bu çok fazla insan geliyor mu? Hala geliyor. İnanılmaz. Ayasofya'nın durumu nasıl? Her yer çok iyi. Her yer o kadar güzel ki yani müthiş. Oğlum bu bina bayağı güzelmiş. Yakında hiç bakmamıştım geçen. Bakar mısınız şuraya? Direkt böyle bence de zeminle. Bak Ayyaş 1 var abi. Peki. Harika görüyor musunuz? Bu binanın yakından binaların şeyleri falan çok güzel ya. Çok tatlı. Çalışan da 5 kişi varmış. Peki. Her neyse. Biz taçmayla gelen giden var mı? Orada gelen giden var. Müthiş. Şuraya bir yere nükleer santralimizi artık kuracağız. Hatta yolu şöyle bir şuradan şöyle geçirelim yolu, tamam mı? Ardından yolumuz böyle gelsin ve ardından yol çok fazla dallanıp budaklanmadan buradan direkt böyle aşağı böyle insin ve direkt böyle buraya bağlansın. Oğlum çok iyi değil mi ya? Çok güzel. Hatta buraya ben şeyden istiyorum bu geçişleri falan filan kapattığımız vardı ya, şimdi arasam yemin ediyorum bulamam. Aa buldum. Mesela güvenlik bölgesi falan filan koysak buraları nasıl olur acaba? Aa bak koyamıyoruz. Yamuk diye. Oğlum ciddi misin? Oğlum çok acayip. Aa bak oraya koyuyordu, koymuyor. Hiçbir yere koymuyor pek. Sana bu yol bayağı meyilli. Her neyse çok sorun değil. Benim tahminimce bu uzay programına mesela muhtemelen kendi nikelimizi veya demirimizi, çeliğimizi vesaire bırakacakmışız gibi geliyor. Bilmiyorum, yanılıyor da olabilirim. Oyunun öyle bir özelliği var mı bilmiyorum ama belki hani biz kendimiz bazı şeyleri oraya çıkartmak zorunda kalabiliriz. Şimdi şu yolu şöyle yapalım. Buraya doğru götürelim. Ardından şöyle bir hadi oğlum dön. Harikasın. Bir kere dön. Şöyle çok iyi. Bu yol böyle şöyle gelsin. Ardından öyle bağlayamıyoruz. Tekrardan, ama çok yamuk oldu ya. Ciddi misin? Ne yapalım biliyor musunuz? Yolu tersten yapalım. Evet. Çok iyi. Şuradan bir yol. Şöyle bir yol. Abi direkt bağla ya. Sen bağla. Bak sen de bağlamıyorsun ki. Demek gençler bu şekilde bağlayacağız burayı. Yapacak bir şey yok. Böyle gelsin. Şurayı yıkalım. Ve o da böyle. Şöyle bağlansın. Harika. Oğlum çok güzel. Burası sadece bizim tuhaf tuhaf işleri yaptığımız yer olacak. Şu yola çok fazla bakmayın gençler. Şu yol bayağı bir sıkıntılı duruyor ama diğer kısımlar bizim ihtiyacımız olan şeyler. Burası mesela normal insanlar olmayacak burada. Tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Burada çalışan insanlara ben nasıl ev yapmam gerekecek benim buralara. Bu binanın önü neresi lan? Önü orası değil. Önü abi. Binanın önü yok gördüğüm kadarıyla. Ha şurada gördüm. Bak önü tam burada abi. İnanmayacaksınız ama ciddiyim, önü burası. Çok güzel. O tamam. Nükleer program tamam. Ve uzay... Abi binalar unique'miş. Eşsizmiş abi. Peki. Bir nükleer program oraya. Ve uzay istasyonunu da... Şöylemesine şuraya koyalım. Çok güzel oldu. Vallahi var ya müthiş oldu. Buraya belki birkaç tane askeri bina falan da koyayım. Çünkü ben askeri binaları hani... Militarist bir devlet olduğum için şu an için. Bir army base şuraya bir yere yapalım. Ne olur ne olmaz çünkü... Army base önemli abi. Burası gizli binaların, önemli binaların olduğu yer. Bir tane askeri yapmazsak sanırım hoş olmaz. Ön neresi lan? Bunun ön neresi? Burası. Koy abi şuraya bir yere. Çok güzel. Evet harika. Oğlum inanılmaz duruyor ya. Vallahi müthiş duruyor. Buraya belki birkaç tane ev yapabilirim. Hatta da yapacağım. Neden? Çünkü canım öyle istiyor. Buraya birkaç tane ev yapmam lazım benim.
Şöyle çıkarttım. Çünkü bakın burada çok fazla şekler var. Hatta burada kalanlar hepsi fakir mi? Aa boş. Oğlum niye şek yaptınız o zaman? Çok ilginç. Ha yıkıldı. Peki. Yık. Keşke ekonomik durumuna baksaydım yıkmadan önce. Bunlar ne? Brok abi çok fakir. Ciddi misin? Nasıl bu kadar fakir? İşsiz 50 kişi var. İşsiz 50 kişinin ekonomik durumu nasıl acaba? Fakir, 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 brok. Birkaç tane brok var aralarında. Çoğunlukla brok ve fakirler gençler. Peki. O halde bu olay çok da şey olmayacak bizim için. Anladığım kadarıyla kolay olmayacak. Şöyle bir yol yapalım oraya. Buraya birkaç tane park koyarım. Şuraya ev koysam. Mesela bir tane apartman yerleştirsem buraya. Şuradaki doğayla iç içe olacak şekilde bir tane apartman koyalım mesela. Oraya yanına bir tane taverna atalım. İnsanlarımız bize niye bakmıyorsun, bizimle niye ilgilenmiyorsun demesinler. Hem belki burada oturanlar da oraya yerleşebilirler, emin değilim. Buraya birkaç tane park yapmayı nedense dehşet seviyorum ya. Vallahi var öyle böyle değil. Şöyle döndürelim. Bir tane oraya koyalım ve bir tane de böyle yapalım. Aa çok tatlı olmadı mı? Ya müthiş oğlum. Ne kadar iyi bir oyuncuyum lan. Şimdi buraya bir okul yapabilirim. Okullarımızın durumu nasıl diye hemen kontrol edelim. Çok iyi abi. Education'ı görüyorsunuz gençler. Patladı. Harika. High school. Nereden bakıyorduk lan okullarımıza? Haydi yandık abi. Ciddi misin? Bir tane suçlu lordu varmış abi. Ne alaka bu? Jesse Dijkstra. Aa kendisi bakın suçluymuş. 62 yaşında ve dehşet zenginmiş abi. Oğlum ciddi misin? Nerede yaşıyor bu herif? Bir dakika. Fokuslanalım abi kendisine. Crime Lord. Aha burada bir yerde yaşıyor. Oğlum. Şaka mı bu adam? Bir saniye ben bunu... Ayıp ediyorsun reis. Ben bu adamı yakalayabiliyor muyum gençler? Veya öldürebiliyor muyum? Bir şey yapabiliyor muyum yani? Bu adam suçlu. Bakın follow. Bak abi. Aa donmuş herif. Ne alaka? Aa bir dakika herifi yakalamışız zaten. Çok iyi. O herife inmeymiş lan yakalandığı zaman. Baksana da şuna. Suç lideri ya. Çürürsün abi öyle. Zaten göz altında diyor. Aa herif yakalanmış. Suç lideri dehşet zengin. Peki. Vallahi ne diyeyim cidden bilemiyorum. O tamam. Okullarımızın durumu gençler çok da fazla. Bakın tek tek bile bakıyorum. Yani bomboşlar abi. Okullarımızın durumu çok iyi. Kolej. Belki bir koleje ihtiyacımız olabilir ama o da şimdilik çok da mühim değil açıkçası. Bu arada bizim sanırım construction ofislerimiz yan gelip yatıyor abi. Çünkü ben henüz bir şey inşa ettiklerini görmedim. Bakın hastane yeni yapmışız. Ve yeni de doktor geldi buraya. Gayet güzel. O 4 tane doktorumuz geldi. Harika. Harika. Diplomatik süper parti araştırdık. İşte bu. Yay. Bakalım neymiş abi. Çok merak ediyorum. Bu. Her bir süper gücün bunu aktif ettiğim takdirde her bir süper güç bana beni 20 seviyor. Aa harbi mi? Çok iyi. When international relations go south. Ha şey yapıyoruz sanırım. Diplomatik parti veriyoruz. Herkes herhalde sen çok iyisin. Ulan hepiniz çok iyisiniz vesaire vesaire diyoruz gençler ve bizi cidden çok. Bakar mısın süper güce? 223'e 156. Oğlum inanılmaz yönetiyorum ya. Maşallah. Nazar falan değmesin. Buraları yavaştan yapmaya başladık ve bakın tıklayınca bak nükleer serpinti sesi geliyor. Duyuyor musunuz? Bakın. Çok iyi abi. Nükleer serpinti sesi benim hoşuma giden seslerden bir tanesidir. Peki. Burası olsun. Buraya birkaç tane insanların ilgisini çekecek şeyler yapmak istiyorum. Mesela. Buraya grocery yapılabilir. Aynen bir tane grocery şuraya bir yere yapsak mı acaba? İnsanlar tuhaf karşılar mı bunu? Mesela dikine yapamıyorum buraya bir yere. Buraya bir tane grocery yapalım ya. İnsanlarımız burada bir şeyler mağrur kalmasınlar. Belki bir şapel yapalım. Değil mi? Şurada bir yerde şapelimiz de olsun. Bu şapelin girişini abi sürekli kaçırıyorum ben ya. Aa yapamıyoruz. Ciddi misin? Neden? Aa şey mi? Dar mı orası? Peki. O halde oraya. Bak bu golf yeri falan filan da yapmadım. Çocukluk müzesi yapalım mı? Şundan şehir merkezinde bir yere yapacağım abi. O dursun. Buraya sanırım bir şey koyamıyoruz gençler ya fazla. Bir restoran yapalım olmadı. İnsanlar belki... Restoranda gitmek. Burası böyle alakasız bir yer olsun. Peki. Presidente, your aid is appreciated. With your help, we'll double. Military standing var ya. Durumumuz nasıl acaba? Komünistler seviyor. Asker, militaristler varsa bana bayılıyor abi. O kadar çok askeriye vesaire kurdum ki millet yemin ederim bana tapıyor abi şu an. Ekonomimiz 324 bine 468 bin. Biraz bana soracak olursanız
problem çünkü onu destekleyecek ekonomiye sahip miyim bilmiyorum. Ve bak Kent Goods'u çok yavaş ihraç ediyoruz biliyor musunuz? Belki birkaç tane daha Kent'çi yapabilirim. Haberiniz olsun. Nikel çıkartmıyorum. Ram 22.000 abi gönder. Uranyum. Ah be uranyum. Aa uranyum çıkartmamız lazım bizim değil mi? X15 mi? Oha. Ne alaka? Standartın altına mı satıyoruz biz? Hiçbir öyle değildi umarım ya. Hepsini tek tek aldık ama. Sigara. Sigara var zaten. 5100. Bir tane de 850'lik alalım. Arabamız var mı? Araba yok. İşte bu. 2700 araba alalım. Çok güzel. Şimdi Kent Goods'u biraz hızlandırabilirim gençler. Çünkü bayağı yavaş çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Ki. Aa elektrik yok. Nasıl? Tropico's nuclear program uses a new kind of uranium that produces zero officially recorded waste products. Diyor ki, nükleer santralleri kafanıza takmayın diyor. Etrafı asla kirletmeyecek diyor. Biz öyle bir teknoloji geliştirdik ki diyor. %0 kirlilikle müthiş bir şekilde uranyum üreteceğiz diyor abi. İnanılmaz ya. Böyle insanları böyle yalanla falan şey yapıyorlar ya. İşte harikayız biz, çok iyiyiz, müthişiz. Aslına bakarsanız öyleyiz. Ama işte uranyum ya etrafı kirletmeyen uranyum ya bunlar yalan şeyler ya. Bunlar gerçekten yalan şeyler ya. İnsanları ne olur kandırmayın. İşte bu abi. Nükleer power plant sanırım yapmamız gerekiyor. Nuclear power plant yapıyoruz. Yalnız. Uranyum. Aa. İşte uranyum. Yay. Adamızda bir yer uranyum yoksa kafamı dağlara taşlara vurabilirim. Çok iyi. Ah be ciddi misin abi? Aa koyabiliyoruz. Yemin ederim koyabiliyoruz. Aa buraya da koyabiliyoruz. Buraya koyalım mı? Evet abi. Ülkemizin hemen yanında uranyum çıkartıyoruz. Ne kadar sağlıklı? I don't know. Siz söyleyin. Yalnız adaya uranyum. Evet işte bu. Buraya hatta 80.000 uranyum. Şöyle 2 uranyum yeri yapalım. Uranyum yeri şart arkadaşlar. Uranyum yeri şart. Hatta o uranyumu da direkt buradan çıkartalım. Şöyle bir köprü yapalım tamam mı? Of çok tatlı. Ay çok tatlı oldu. Bayıldım. İnanın bana bayıldım. Şöyle bir de yol yaptık. Ya bak yamuk yumuk bağlama ya. Terbiyesiz adam. Yamuk yumuk bağlama şu yolu ya. Adam gibi şöyle. Ya illa bunu böyle uzatayım mı ha? İlla uzatmam. Şimdi yıkacağım. Çok mu mutlu oldun? Ha? Nasıl oldu? Bence güzel oldu. Bu yolu ardından bu şekilde şöyle yapsak nasıl olur? Evet gençler bakın yollarımız doldu. Burada yaşayacak insanlara şöyle kaç kişi çalışacak gerçi buralarda bilmiyorum. Madende kaç kişi çalışıyor lan? Kaç kişi çalışıyor madende? Bankhouse. Şöyle iki tane hadi bankhouse'umuz yapalım da var evsiz kalmasınlar abi. Bir tane de taverna yapalım. Şu tavernada çalışacak insan da en azından orada oturur. Başka da bir şey herhalde gerek yok ya değil mi? Belki otobüs hattı falan filan yapmayı düşünebilirim ama. Şimdi ilgilenmek istemiyorum. Quick build abi. Bu adayı hızlı yapmak istiyorum ben. Bakalım. Uranyumu nasıl geliştiriyoruz? 15 megawatt elektrik üretiyor. Kalsın. 3 tane yangın çıkmayacak şekilde olsun. Import. Eastern'larla import yapmamız gerekiyormuş. Yapalım abi Eastern'la import. Where is lan Eastern? Where is Eastern? Eastern! Yay! Import. Aa import yok Eastern'larla. What? Ciddi misin? Evet gençler 9 ay sonra yeni bir teklif gelecek fakat bu Kolombiya bayrağı falan mı bu? Ha Venezuela bayrağıymış. Oha çok iyi. Başka ne bayrağı var? Meksika, Dominik Cumhuriyeti ve Doğu Bloğu ülkeleri. Maalesef gençler Batı Bloğu ülkeleriyle herhangi bir importumuz yok. Görevi aldık ama onu maalesef şimdi yapamayacağız. Olmuş köprü çok güzel değil mi sizce de? Bakar mısınız? Tık 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 tık. Harika gözüküyor. Ve bir nükleer power plant. Yay. Çok büyük. Ay çok büyük. Cık. Hoş değil. Kabul etmiyorum abi. Doğru değil. Çok büyük bu. Ne yapalım biliyor musunuz? Bunu tepeye bir yere koyalım. Evet. Sizce de iyi değil mi? Aynen. Burası bizim adanın tuhaf malzemelerinin bulunduğu yerler olacak. Şimdi şu yolu ben izniniz olursa birazcık daha değiştirmek istiyorum. Çünkü of çok iyi. Cuk diye oturdu vallahi. O yol öyle olsun. Ardından bu yolda böyle mi birleşsin? Yoksa direkt böyle mi olsun? Aynen. Aynen değil mi? Böyle güzel oldu. Araya ne koyacağım hepiniz biliyorsunuz sanırım. Evet park. Bir park oraya. Şu parktan bir tanesini böyle döndürelim. Ya şimdi üçlü park yok. Ne oluyor lan?
Ne oluyor abi az önce? Oha buradan geliyor. Uçan arabalar geldi diyor. Şu anlık bir saniyeden daha az uçuyoruz diyor. Ama bilim adamlarımız onu geliştirmeye çalışıyor diyor. İnanılmaz ya. Ulan bari yalan söylemeyeyim millete. Evet diyor ki işte uçan şeyimiz göklerde diyor. Uçan arabalarımız göklerde diyor. Bana bir yerden tanıdık geliyor bu söylem ama her neyse. Uçan arabamız göklerde, henüz bir saat bir saniye uçabiliyoruz ama bunu geliştiriyoruz falan filan diyor. Neyse çok da mühim değil açıkçası. Beni ilgilendiren. Aa ne oldu lan? Buraya niye geldik biz? What? Ben şeydeydim abi, silahlarıma falan bakıyordum. Silahlarımı sevecektim. Evet silah üretmiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü elektriğimiz yok ülkemizde. Maalesef elektrik olmayınca hiçbir şey olmuyor. Biz şu ekonomi biraz cortlamaya başladı ha. Niye öyle oldu lan? Abi şunu hemen yapın ya. Rica ediyorum. Şeyi çıkartmaya başladık mı? Sen ne yapıyorsun abi? Yağ mı çıkartıyorsun? Peki sen ne yapıyorsun? Uranyum çıkartmıyorsun. Gayet güzel. Sen de çıkartmıyorsun. Müthiş. Buraya insanlar yerleşmedi. İşsiz 30 kişi var. Fakat bu evsiz 30 kişi mesela işe gitmiyor abi. Please excuse me. Çok ilginç. Beni öldürme dedi az önce. Bak adam bak burada yürüyor mesela alakasız. Nereye gidiyorsun abi sen? Nereye gidiyor bu yol? Aa şeye gidiyor. Oha işe mi gidiyorsun sen acaba? Bir saniye çok merak ettim. İlerle. Nereye gidiyor bak bu adam. Bak işsiz, eğitimsiz ve şakta yaşıyor. Nereye gidiyorsun abi? Çok merak ettim. Hızlandıracağım seni. Hadi bakalım. Ben peşindeyim. Yemin ederim peşindeyim. Vallahi peşindeyim. Bak sakın. Sağa sağa yapma. İşe falan gidiyorsan. Bak nereye gidiyor? Aa işle alakası yok abi adamın. Alakası başka bir şeye gidiyor. Ne yapıyorsunuz lan? Kadın niye belini tutuyor abi? Hayda. Ne oldu abi burada? Kadın niye? Aa yaşlıymış. Çok pardon. İnanılmaz. Bir dur ya. Ablacım affedersin. Nereye gidiyor acaba ya? Onu çok merak ediyorum. Bana para versek mi? Yani... Well, money inside has your... Paranın nereden geldiğini bilmiyor tabii ki ama paranın üzerinde senin tabii ki posterin var. Portçam var vesaire vesaire diyor. Oo, ciddi misin? Yapmışız gençler bakın. Stokları boş. Evet stok boş. Niye boş? Stok cidden boş arkadaşlar. Aga artık ses çıkarmasan mı sen? Bak 10 kişi çalışıyor içeride. Ne iş yapıyorsun diye sorsam? Uzaya roket gönderiyoruz diyor. Tamamladığın zaman vay. Ya prestij görevi yapıyorsun diyor. Tüm tropikanların onayını kazanıyorsun diyor ve 360 günü var. Yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz gençler? Çünkü elektrik yok. Elektrik yok. Neden? Çünkü nükleer santral çalışmıyor. Bu niye çalışmıyor? Çünkü uranyum üretmiyoruz. Aa bir dakika. Ben bir tane daha bir yere uranyum koymuştum. Aa aynen ha. Kanki sen üretirsin be. Bence sen üretirsin uranyum biliyor musun? Ya böyle ilginç olacak ama. Abi sen uranyum üretirsen. Hatta bunu yapalım abi ya. Direkt bundakini yapalım. Efficiency arttırıyor. Tamam mı? Ve bomba development mı? Oha bomba mı? Bir dakika nükleer bomba mı geliştirmemiz gerekiyor? Oğlum ciddi misin? Ben öyle süsliye koyduk sanıyorum bunu ya. Nükleer program. Bakın gençler bomba yapıyoruz abi. Ve bazı nükleer bombalar deniyor. Lan Kuzey Kore gibi bir şey olacağız herhalde ha. Şuraya bakar mısınız? Nükleer işaretleri falan var. Oğlum çok tatlı gözüküyor ya. Şimdi benim şeye odaklanmam lazım. Enerjiye. Ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane daha kömür yeri koyalım abi. Şimdilik. Yani şimdilik. Şimdilik koyalım çünkü bu olacak gibi değil. Direkt yap abi. Ve insanlar da buraya direkt yerleşir mi bilmiyorum. Direkt bunu da ekleyelim. Kömür geldiği anda direkt bunları üretmeye başlasınlar. Herhangi bir upgrade var mı? İş kalitesini 20 arttırıyor. Gerek yok. Kirliliği %25 azaltıyor. Olsun. Hadi bakalım. Gelen giden var mı? Var. Çok iyi. Konuşmak istemiyorum abi. Onlar istekleri gibi oynayabilirsin. Bu bina nedir? Bak ben buraya bir tane bina koymuşum. Ne koymuşum acaba? Bu bak tahmin ediyorum. Bak tıklamadım henüz. Plastik üretiyor olabilir ya burası. Yağ ile alakası vardı çünkü öyle hatırlıyorum. Aynen abi inanılmaz. Yalnız tek sıkıntı elektrik olmadığı takdirde bakın çalışmamazlık yapmıyorlar. Çalışıyorlar ama ne biliyor musunuz? Etkili çalışmıyorlar. Biz buraya bir yere kent goods koyalım. Çünkü bu olacak gibi değil. Ya belli olmuyor abi. Kent goods nerede? Canary bu mu? Aynen. Bir tane canary yapalım arkadaşlar şuraya bir yere.
bir tane kenarı yapamıyoruz. Neden? Çünkü yer yok. Cidden ülkenin orta kısmında yer kalmadı abi. Aynen bak bunlar ne kadar efficient kullandım görüyorsunuz değil mi? İşte belki buradaki ranchleri falan yıkabilirim. Biz bir kadar etik edikt falan yaptık değil mi? Şunlara da bakalım bakın. Neler gelmiş yeni. Neler gelmiş? Assembly ban. Bu diyor ki bunu tıkladığın anda ulusal gün. Kokteyl barlar ve tavernalar daha etkili çalışıyor. Suç oranı 8 azalıyor ve inançlılar da bana biraz küsüyor açıkçası. İnançlarımızın durumu nasıl? İnançlı vatandaşlarımızın durumu? 53. Yani beni az seviyorlar abi. Yarı yarıya. Dursun. Şimdilik dursun. Bu ne? İnsanlar seni protesto edemiyorlar. Özgürlüğünü düşürüyor ve vatandaşların asi olma şansını arttırıyor diyor. Oğlum niye böyle ben bir şey yapmak isteyeyim ki değil mi? Çok ilginç. Bana ilginç geldi açıkçası. Ama herhalde oyun onu oraya koyduysa bir bildiği muhtemelen vardır diye. Bunlar çok etkili çalışmıyor gençler. Hala %4 yapabildim. Belli ki belli bir alanları var. Farkındayım. Aslına bakarsanız onu biraz arttırabiliriz biliyor musunuz? Ve arttıralım. Public servislerini. Evet. Buraya bir de bir çöp konteyneri vesaire yapalım ki insanlar yani... Bak büyük balığın içine alıyor aslında biliyor musunuz? Bak çok büyük balıncıdan içine alıyor. Hatta bunu yapalım şöyle bir şey yapalım abi. En azından orayı temizlesinler direkt. Şu bölgeyi temizlesin yani çünkü burada cidden bir pislik hakim buraya. Modern zamanlara henüz geçemedik. Tamam şimdi. Ekonomimiz toparladı. Çok çok güzel bu olay. Herhangi bir... import vardı onu yapmadık acaba. Keşke yapsaydık ya. Şunu bir arttıralım bakalım. Nelerimiz var? Bot var, sigara, ram ram. Araba yok. Arabayı almayalım. Arabayı almayalım abi dursun. Kent goods var mıydı? Var. O da dursun. Oil var. Birazcık oil çıkartalım. Tütün var. Biraz tütün de çıkartalım. Peki artık sorun değil. Şimdi. Şeyimiz ne oldu? Burası çıkartmaya başladı mı uranyum? Bakın uranyum çıkartmaya başladı. Bence sıkıntılardan biri de neyi biliyor musunuz arkadaşlar? Teamster Office çok fazla yok artık. Evet abi. Bakın Teamster Office'ler biraz problemli çalışmaya başladılar şu sıralar. Çünkü yok yani. Hani Teamster Office yok. Cidden yok. Şöyle bir yol yapalım. Çok bağlamayalım. O yolu bağlamak istemiyorum açıkçası. Çünkü bağlayınca ne oluyor biliyor musunuz? Trafik çok fazla duruyor. Buraya şöyle ben Teamster Office'lerimi koymak istiyorum. Çünkü burası alakasız bir yer olduğu için şöyle bir random variations'ı kapatmam lazım abi. Onu bir kapatalım artık. Arka tarafına da böyle parklar vesaire vesaire yapabilirim ama şimdilik yapmak istemiyorum. Buraya da birkaç tane apartman koyalım. İnsanlar hem şöyle şey yapabilsinler. Buraya mesela bir bundan koyalım. Döndürelim bir de bu tarafa koyalım. Mesela bir tane de şöyle koyalım. Bilmiyorum burada birçok insan çalışacak. Dolayısıyla direkt bu evlerde yerleşecekler. O yüzden bence mantıklı gibi düşünüyorum bu yaptığımız şeyi. Şuraya bir tane de grocery koyalım alışverişlerini yapabilsinler. Taverna hemen vakit geçirebilsinler. Belki buraya bir yerde okul falan koyarız veya bir an restoran koyabilirim. Burası çünkü rağbet görecekmiş gibi hissediyorum. Belki bir de fast food dükkanı koyalım şuraya bir yere. Değil mi? Hatta şunu bir yıkalım abi. Cancel destruction. Şuraya bir tane şunu koyalım. Arkasına da şöyle bir restoran yerleştirelim. Yola doğru bakacak şekilde. Veya yapmayalım. Aynen yapmayalım. Yapmak istemiyorum. Değişik bir ses geliyor abi. Ne oluyor sürekli ya? Ne kadar çok ses geliyor sizden. Siz çıkın. Bir dakika elektrik gelmiş. Arkadaş elektrik gelmiş. Bakın. Aynen 223. Oğlum çok iyi. Bakın elektrik geldi. Ve burası 5000 knowledge gerekiyor. 5000 bilim puanı gerekiyor. Bizim bilim puanımız... Bakın bilim puanımız binlerde. Belki birkaç tane daha şey yapabiliriz ya. Bilim yuvası. Değil mi? Bak Spy Academy. Bunlar ne yapıyor? Bunlar bilim üretiyor olabilir mi? Üretiyor olabilir. Spy Academy bilim üretiyor olabilir arkadaşlar. Emin değilim. Yapsak mı ya? Research Lab. Bence bir tane daha yapalım abi Research Lab. Hatta onu da buraya koyalım. Evet doğru değil mi? Bence çok doğru. Onu da hatta buraya bir yere koyalım. Evet evet. İki tane araştırma yeri aynı yerde olsun. Hatta o da buraya baksın. Çünkü gençler araştırma puanımızı arttırmamız gerekiyor. Dolayısıyla başka da çaremiz yok sanırım onları yapmaktan. Bu ev doldu mu? Çok iyi bak. Çoğunlukla askerler yerleşti buraya. Harika bir olay bu. Buraya insanlarımız yük taşıyor.
Restorana rağbet var. İsteyen tavernaya geliyor, müthiş. Çok güzel, harika. Yeni kurduğum yerlerden bir tanesi tıkır tıkır işliyor. Buradaki yerler nasıl? Bak çok fazla şak koymadılar etrafa, görüyor musunuz gençler? Aa, iki kişi çalışıyor. Ne alaka lan? Oha, olaya bak. Nasıl ya? İki tane mi askerimiz var şimdi bizim? Çok ilginç. Vay, reaktif armor yapıyoruz. Tanka dönüşüyorlar abi. Dönüşsünler mi? Paramız yok. Dönüşmesinler. Sonra dönüşürler. Çok iyi gözüküyor burası. Fakat iki tane asker var gençler. Bayağı ilginç değil mi sizce de? Bence bayağı ilginç. Bunların hepsi knowledge istiyor. Dolayısıyla şu an için maalesef bunlarla alakalı herhangi bir şey yapamıyorum. Biraz beklemem gerekiyor anladığım kadarıyla. Peki, onlar tamam. Biz bu bölüm ne yapmadık biliyor musunuz hiç? Mesela turizme alternatif food kaynağı diye bir araştırma açıldı. Bu neymiş abi, çok merak ettim. Vatandaşlar açlıktan ölmeyecekler. Böyle şeyden işte sağlık yetersizliğinden dolayı ölüyorlar ya kimi insanlar. Bunların alt sınırı 10'a yükseliyor. 10 yükseliyor. Böylece daha zor ölecekler. 2 sene hayatta kal, 2 sene kalıyor diyor. Ama bu iyiymiş aslında. 2 sene boyunca şeyde kalıyor ve 4 sene boyunca da şeye giriyor. Cooldown'a. Yapalım abi. Kimse açlıktan ölmesin abi. İstemiyorum. Benim insanlarım açlıktan ölmesinler. Vergi kesintisi herkes tarafından onaylanıyor diyor. Increases mı? Bu da iyi abi. Vergi kesintisi olsa ben jortlar mıyım? Bak ekonomimiz şu an için iyi değil. Ben vergi kesintisi yaparsam muhtemelen çok kötü olur. Çünkü bakın vergiler, fee, karışık, evet bilmiyorum çok fazla. Bak bana en çok parayı da şey kazandırıyormuş gördüğüm kadarıyla, Taç Mahal. Ardından turist ücretleri bayağı az gördüğümüz kadarıyla. Evet, buraya çok fazla şey yapmadım. Bilmiyorum, acaba birkaç tane daha motel falan koysam gelecek insan sayısı artar mı? Artabilir, bunu hemen değerlendirelim. Çünkü otellerimiz falan görüyorsunuz full. Bir tane şöyle... Şöyle yapmayalım mı oteli? Bence böyle yapalım abi. Veya şöyle mi yapalım? Aynen ya, böyle olsun. Odaları... Dursun şimdilik. Çok mühim değil. Bir tane... Şundan yapalım. İstenler gelip isterse buradan böyle dışarı doğru baksınlar. Bunu oraya koyarsan bayağı saçma olur. Orası dursun. Çok fazla şeye kullanmadıkları için mesela bakın Beach Villa görüyor musunuz? Bomboş abi. Kabin. Kabin yapılabilir. Motel değil. Kabin yapalım. Kabin yapalım abi. Bir tane kabin. Bir tane daha yapamıyorsam. Kabinimiz dursun. Burası neyse, Beach Villa da full dolu. Buraya insanlar çok fazla ziyaret etmiyor gördüğüm kadarıyla. Çoğunlukla havuzu şeyi seviyorlar. Otelleri seviyorlar. O dursun. Etnik enclave. Şundan yapalım. Ne olduğunu cidden bilmiyorum ama yapalım. O tarafa doğru baksın. Belki ileride bir tane daha buraya otel koyabiliyor muyum? Harika. Bir tane de böyle şöyle bir otel koyarız. Hatta koyalım ya. Aynen, bir tane daha otel koyalım abi buraya. Çok güzel. O işte tamam. Ekonomik durumumuz tamam. Aa bakın, ben buraya daha önce bakmadım değil mi? Biz buralara bir şeyler koymuştuk ve direkt kaybolduk. Görüyorsunuz insanlarımız direkt buraya yerleşmiş. Şimdi bir tane buraya ne yapmıştık? Gurme restoranı yaptık. Sadece turistlere ayırabiliriz burayı fakat maalesef böyle bir şey yapmayacağım. Servis kalitesi 10 artıyor. Upkeep 10 artıyor ve elektrik kullanıyor. Dursun. Aa, bu bölge cidden çok tatlı oldu ya. Şuna bakar mısınız? İnsanlar çamaşırlarını asmaya falan başlamışlar bak. Harika. Çok çok güzel. Metroyu kullanan tonlarca yine insan var. Burası gece kulübü. Gece kulübüne çok fazla rağbet yok. Niye bilmiyorum. İnsanlar burayı çok fazla tercih etmiyor. Ve kasino. Oğlum kasinonun yeri cidden çok güzel. Bakar mısınız? Bayağı iyi oldu ya burası. Bence hoş oldu. Hani direkt buraya koysam acaba nasıl olurdu? İki tane park olsa ön tarafında. Anladınız ne demek istediğimi, herhalde saçma olurdu ya. Bence böylesi güzel. Peki. Ülkenin ortasına falan filan Spy Akademi olabilir. Biz şurası yapıldı mı? Yapılmadı. Hadi oğlum şurayı bir yapın da puanım nasıl ona bakacağım. Bak şu an 6. 12 olursa falan bayağı tatlı olur çünkü. Bir mahkeme yapalım. Ne işe yarayacağım bunlar bilmiyorum. Ne işe yarıyor bunlar? Aa bakın. Dungeon'a, hapishaneye ve akıl hastanesinde olan her insan için para kazanıyorsunuz diyor. Oha. Bizim hapishanemizde kaç kişi var? Bir kişi var. Hayda, ciddi misin abi?
Ama ülkede suçlular var, yok mu? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Kaç tane suçlu var ülkemizde bizim? Özel. Bakın faction lideri var 6 tane. Bunlar suçsuz ve özel. Bir tane suçlu var ülkede. Oğlum ciddi misin? Ülkede bir tane suçlu var gençler. O da mal mısın? Oğlum niye suç işliyorsun? Dimitri. Aa başka bir tane daha suçlu vardı, hatırlıyor musunuz? O ne oldu ona? Öldürdük mü onu? Öldü herhalde o. Fall off. Bu ne yapıyor abi herif? Ne yapıyorsun reis? Sen suçluymuşsun abi. Hayırdır? Bakın arkadaşlar suçlu. Görüyor musunuz? Suçlu bakın. Bak abi suçlu. Nereye gidiyor acaba? Suçlu nereye gider abi normal zamanda suçlular? Bak suçlu. Hey! Bayağı da zayıfmış ha. Dimitri! Rusya'dan gelmiş suçlu. Aa evsiz! Canım benim, evin yok. Vay be, okey. Ben ne yapacaktım unuttum ya. Aklımı karıştırdınız benim yine. Çok ciddiyim, benim aklımda bir şey vardı. Aa evet! Courthouse! Yay! Courthouse yapacaktım bir ara. Evet. Neymiş abi bu bina ya? Çok gereksiz binaymış gibi duruyor var ya, yaparsam. Çok gereksiz olacakmış gibi bir hissiyata kapılıyorum şu an. Acaba şöyle yapsam yanlarına park mı? Hayır abi, çok fazla park koymak istemiyorum artık, yeter. Yemin ederim park koya koya içim dışım park oldu. Polis merkezinin arkasına mahkeme koyulabilir. Şuraya sığmıyor. Bir tane koyalım. Aradan belki yol geçiririm. Belki geçirmem. Bilmiyorum, belki araya şey falan koyarım. Burada bir kişilik yer mi var? İki kişilik yer var. Bir kişilik yer varmış. Dursun. Belki buraya klinik koyarız, öyle değil mi? Aynen. Bakayım. Hastanenin durumu nasıl? Aa, hastanede hiç sıra yok abi. Çok iyi ya. Bakar mısınız? Hastanede cidden gençler çok etkili. Ben bir tane daha hastane yapmıştım. Oraya gelen giden var mı? Aa var. Oğlum çok iyi. Bu mesela bir tane klinik yap. Ayda çok sıra var burada. Bak insanlar şu an içinde şey yapmıyor artık. Görüyorsunuz. Hastane varken kliniği çok fazla tercih etmiyorlar. Artık çoğunlukla amaçları ne biliyor musunuz? Klinik. Biz elektrik üretmeye başladık mı? Üretmeye... Of 948'e gelmiş. Görüyor musunuz abi? İnanılmaz. Ciddi manada inanılmaz. Rahatça oylasınlar abi, sorun değil. Ekonomi... Bak 14'e çıktı knowledge. Abi çok iyi. Yani saniyede mi üretiyoruz bunu, onu bilmiyorum. Bakayım 14, 26, 40 mı olacak? Evet abi bak saniyede 14 knowledge üretiyoruz artık. Saniyede 14 knowledge. Bence gayet iyi. Bir TV istasyonu yapalım. Çünkü TV istasyonu sanırım şart. Onu da hatta diğer dağa koyalım. Şuraya bir yere. Çünkü içine aldı, bak içine aldığı çok büyük bir alan var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Çok az belli ediyor kendini. Bakın tam silah fabrikamın oradan geçiyor şu an. Çoğunlukla ben bunu ortadaki insanları alacak. Yani şu şehrin meydanındaki yer insanları alacak şekilde koymak istiyorum. Hatta şuraya bir yere koyarsam sanırım birçok insan içine alıyor abi. Değil mi? Aynen abi, şuraya bir yere koyalım bunu. Bir tane istasyon yaptık böyle çoğunlukla. Aa 1800 oldu kişi abi. Oğlum gelmeyin. Ne olur gelmeyin artık, rica ediyorum. Kapat. İşsiz 14 kişi var ve boşta 78 tane iş var. Kötü. Bak bu hiç hoş olmadı. Ya abi çok kalabalık olduk. Ya bak ben burada güç idaresini yapıyorum. Tamam mı? Nerede o? Sen. Aga gelmeyin. Ya gelmesinler. Bu değil ya. Bu. Kapıları aç. Kapıları kapat. Tropical First. Önce Tropical First dediğim halde bak %80 olmasına rağmen hala insan akıyor abi. Oğlum niye geliyorsunuz ülkeme benim sürekli? Nasıl almayabilirim ben size? Cidden bilmiyorum ha. Biliyorum ülkem çok güzel. Gelmek istiyorsunuz, görmek istiyorsunuz ama ya arkadaşlar. Şu çocuk buraya böyle müze yapsak mı acaba? Yok ya, ben bunu yapmak istiyorum biliyor musunuz? Şuraya bir yere yapmak istiyorum. Sonuçta çünkü burası. Hatta yanıma yapayım mı ülkemin yanına? Aynen. Bakın direkt müze. Şuraya bir yere. Çok tatlı. Çık diye oturdu vallahi oraya bir yere de. Belki birkaç tane şey yapmamız gerekebilir. Ulan az önce düşündüğüm şeyi unuttum ha. Allah canım, aslında düşündüğüm şeyi unuttum. Her neyse dursun şimdilik o. Bu ne? Import. Eastern'larla import. Şunu bir yapalım. Import. Evet. Eastern. Eastern. Neymiş? Pamuk. Hadi alalım bakalım senden pamuk. Şey. Mısır pardon. Başka var mı? Deri. Yani adam gibi bir şey satıyor musun? Plank. 0'a 0. İmzala. 10 numara. İşte bu kadar ya. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. Başka kabul etmediğimiz görevler vardı yanılmıyorsam. Bu ne? Cleans abi. Yapamadık onu. Import. Eastern'larla import. Bu ne? Silahlı kuvvetlere çekebilirim gençler anayasamızı ama şimdilik kesinlikle ellemek istemiyorum. Belki birkaç tane daha şey yapmamız gerekebilir.
garbage dump. Çünkü bak olmuyor. O orayı yapıyor. Bu burayı temizliyor. Bu burayı temizliyor. Çoğunlukla şu bölgede bayağı boş. Biz bu bölgede bir tane garbage dump yapalım açıkçası. Çünkü yani yapmamız gerekiyor gençler. Maalesef yapmam gerekiyor. Bu bölgede çünkü hiç yok. Hatta şöyle bir yere yol mu çıkarsak ya? Kilisenin oraya bir yeri yapmayalım. Ya bunu öyle bir yere yapmam lazım ki benim kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde. Maalesef öyle bir yer yok ama. Nereye koyalım bunu? Aynen buraya koyalım. Of çok güzel. Harika abi. Yap bakalım. O oraları temizlesin. İçine de bayağı bina giriyor sanırım. Aa. Bu ne abi? Hayır, Minister of Economy recommended by environment. Aa, çevreciler tarafından desteklenen bir ekonomi bakanı ata diyor. Atayım abi, bekle. Sakın sakın sakın. 2200 gün var. Dur. Ekonomi bakanı değişiyor. Değiş. Aa, ekonomi bakanı yok muymuş bizim? Varmış. Ekonomi. Ne sağlıyor bize? Maksimum budget'ta %7 daha etkili çalışıyorlardı. Dursun. Artık bunu alıyoruz. Aa, -5 pollution. Endüstri binaları -5 pollution yapıyor. Çok iyi. O gelsin. Burada geçelim. Çevreciler ne sağlıyor bu? Residential binaların bakın kirliliğini %20 azaltıyor. Bu iş kalitelerini %2 arttırıyor olsun. Aa, her anayasa değiştiğinde bakanlar da mı yenileniyor? Ben bunları... Aha. Ha, buradan direkt şey yapabiliyorum. Bak onları hadi iyisiniz ha, kralsınız vesaire diyebiliyorum. Para isteyelim. Aa, isteyemiyormuşuz. Peki dursun. Bu ne? Dış ilişkiler. Dursun. Bakın turist rate'ini arttırıyor diyor. Of iyi olabilir ha. Bu da ihracat fiyatlarını arttırıyor. Malzemelerin ve işlenmiş malzemelerin. Bu da rate'i arttırıyor. Olabilir bu aslında ya. Bu bayağı bir şey sağlayabilir bize. Gelsin. Eğitim Bakanı. Yalnızca zenginler veya durumu iyi olanlar eğitime hayır. Hayır. Slot artıyor olabilir. Slot artıyor olabilir abi. Komünistler bu bakımdan cidden çok iyi. Presidente. Sen dünyanın dostusun diyor. Sana patates veriyorum diyor. Hala üzerinde toprak var. Om. Bir tanesinden Sunny Flowers. Artı 5 environment. Yay. Nasıl oldu durumumuz? Seviyor musunuz beni? He? Şapşik. Aa, çok az seviyorlar beni. Om. Niye beni çok az seviyorsunuz? Ama istediğiniz her şeyi yapmadım mı? Şapşikler. İlginçsiniz ha, yemin ediyorum. Çok ilginçsiniz. Ya şunu merak ediyorum. Bir an önce yapsalar harika olacak biliyor musunuz? Bir an önce yapsalar harika olacak. Biz treasure hunt yapalım. Hatta şöyle birkaç tane treasure hunt yapalım abi. Niye yapmıyoruz ki? Bunlar bomboş duruyorlar anasını satayım. Şöyle birkaç tane iptal edelim. Ya, o öyle dursun. Tamam mı? Ardından Spy Academy. Yay, bunu yapmam lazım. Spy Academy'yi hemen yapıyoruz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ve Spy Academy'yi nereye koyacağımı da biliyorsunuz sanırım hepiniz. Tabii ki de buraya koyacağım. Of bina ne kadar güzel. Oğlum şuna bak. Abi CIA'nin binası gibi değil mi? Gençler FBI. CIA. Çok iyi. Bunu çok iyi bir yere koymam lazım. Çok iyi bir yer neresi? Ülkemde ülkemin çok iyi bir yeri neresi abi? Bence burası çok iyi bir yer. Aynen. Bakın burası. Yok yanlış yaptık. Aynen bakın Spy Academy. İşte bu. İşte bu. Ya Spy Academy. Ya arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şakam yok. Spy Academy'm var. Aa, elektrik yeri varmış lan burada. Ana bunu kim koydu buraya? Ben mi koydum? Aga çok ses çıkartıyorsun ya. Vallahi kendimi duymakta zorlanıyorum. Yapma gözünü seveyim. O kadar çok ses çıkarma. Construction office misin sen? Teamster'mış. Abi bak bizim Teamster'larımız ne oldu abi? Aa burası ne oldu gençler? Election is a landslide, Presidente. Çok iyi. Aa yeni şeyler geldi. Göç. İşte bu. Hadi bakalım. Şimdi love it or leave it. Ya sev ya terk et. Bu da bana bir yerden tanıdık geliyor. Decreases the chance of unhappy citizens. Aa bakın mutsuz olma şey mutsuz olan vatandaşların Tropico'daki kalma olayını %50 oranında düşürüyor diyor. Ha ayrılma olasılığını düşürüyor diyor. Yani fazla ayrılmıyorlar diyor. Bu free to go isteyen gidebilir abi. Sevmiyorsan terk et. Bu da dünyadaki en iyi yer diyorsunuz ve insanların göç etmesine izin vermiyorsunuz. Çok fena. Hayır dursun. İsteyen gidebilir. Aha işte geldik Zurna'nın neydi? Son deliğine mi? Neydi aslında ya? Zurna'nın zort dediği yer mi? Zurna'nın son deliğine mi? Neyse.
State Controlled Media. Propaganda etkileri medya binalarının %2 oranında etkiliyor. Etkileme şansını arttırıyor ve tüm medya binaları kendi işlerinden bağımsız olacak şekilde özgürlüğü 5 düşürüyor. Veya basın, serbest basın yapıyorsunuz, medya. Bunlar hep tanıdık olduğumuz şeyler gençler bizim. Yani ve sponsorlu içerik. Aman ya Rabbi. Medya binalarının gelirlerini %100 oranında arttırıyor diyor. Sponsorlu içerik dursun. Ya özgürlük, bak bunu seçmek istiyorum aslında. Çünkü yani medya önemli abi. Medyayla insanları etkileyebiliyoruz ki seçimi kazanmamda bayağı etkili bir olay. Ama bu da yapılabilir. Aynen bunu yapalım ya. Sponsorlu içerik yapalım abi. Evet, sponsorlu içerik. Hadi bakalım. Bak şey, kukla medya. Oğlum çok iyi bak resmedilmiş. Görüyor musunuz? Hani böyle kuklaları oynatırsınız ya, böyle tahtadan şey yaparsınız. Böyle ipler falan filan vardır. Onunla medyayı ben kontrol ediyorum şu an. Haha, güç bende oğlum. Güç bende. Team Surface'ler, Lose Lord mid'i alıyorum hepsini ve hepsine ikinci bir nöbet ekliyorum. Ekledim. İşsizlerimiz vardı. Bakın. Of, 121 tane boş iş yeri açıldı abi. Yandık. Yandık ki ne yandık. Ben buradakilere kaç para veriyorum? 170 dolar veriyorum. Bunlara kaç veriyorum? 74 dolar. Olmaz. Hepsi A. 89 verelim hepsine abi. Tamamdır. Evlerimiz nasıl? 16 kişi, 5 kişi. Çok iyi. Most unforgettable political victory in Tropico's history. But we are sure the palace is just being modest. Just being modest mı? Ne demek acaba? Anlayamadım. Burası bence gayet güzel oldu gençler. Çünkü eşyaların artık bir yerden bir yere taşınması konusunda biraz sıkıntılarımız var anladığım kadarıyla. Burası nasıl, uranyum çıkartılan yer? Çok iyi. Bir kişi falan çalışıyor. Harika. Yani hiç çalışmaması da bence gayet iyi. Çünkü bakın nükleer santral bir sıkıntı çıkarmadı şu ana kadar. Yani demedi ki çalışmıyorum abi, şeyim yok vesaire. Görüyorsunuz 71 tane uranyum var. Muhtemelen ülkenin uranyum kaynağı abi buradan sağlanıyor. Haksız mıyım? Evet. Haksız olabilirim. Haksız olabilirim. Aircraft carrier kesin yapacağız. Para biraz sıkıntı. Birazcık para biriktirelim. Ve ne oldu abi Spy Akademimiz? Müthiş binamız ne oldu bizim? Yapıyor musunuz abi şu müthiş binayı? Oğlum ne olur şunu yapın ya. Hadi bak hızlandırdım. Hadi bak hızlandırdım. Abi şurayı ne olur yapın ya. Hadi oğlum. Construction office misin sen? Harikasın ya. Bebeğim harikasın. Ah! These tremors surely do not herald a big quake. Unless you say it is okay. Diyor ki bakın gençler, inanılmaz bir seçenekler var. Ya binayı geliştiriyorsunuz, ya her binanın içine güvenli bir sığınak yapıyorsunuz veya sismolojistler koyuyorsunuz ve etkili olmayan araştırmalar yapıyorlar diyor. Yani işte şu an deprem olacak, yer sarsıntısı var vesaire vesaire gibisinden, ama ineffectual, yani etkili olmayan. Bu sefer ne yapalım biliyor musunuz? Binaların içine sığınak yapalım abi. Ben geçen sefer çünkü hatırlıyorsanız şey yapmıştım. Aa, yangın çıktı abi, niye? Sen de helikopter. Aa, helikopter gönderemiyorum. Palace has announced new seismic tests to investigate the robustness of our infrastructure. Don't be alarmed, but do shelter under doorways. Aa, helikopter bakın. Helikopter yapalım abi. Şunu da yapalım. Hatta bir tane daha yapmayalım ve direkt bakın artık şeyi gönderebileceğim sanırım. Kabul et abi, kabul et. Aa, yangın çıkmıştı, ne oldu? Aa, şey oldu. Bak yangın çıkmıştı. Helikopter gönderecektim. Artık ne oluyor abi? Ne oluyor onu anlamadım. Bak bir şeyler oluyor ha. Aa, helikopter gönderdim. Bakın helikopter gönderdim buraya. Yalnız helikopter çok uzaktan gelecek yanılmıyorsam ya. Doğru mu? Helikopter ne oldu acaba? Scramble this channel immediately. The code word is borscht. We have to wait. Para ver yani. Helikopter ne oldu bilmiyorum ve izlemek istiyorum abi helikopterimizi. Buraya gelip yangını mesela nasıl söndürecek? Şimdi ülkede itfaiye de yok. Yani bunu da bir şekilde ayarlamam lazım yanılmıyorsam. Of, ne kadar zor işler ya bunlar. İtfaiye ayarla, şey ayarla. Sen çok can sıkıcı ha. Bak yok. Nerede itfaiye? Ha yok. Nerede abi? Halk hizmetlerinde mi? Evet. Bir tane buraya itfaiye yapalım ya. İtfaiye şart. Hatta şöyle şuraya doğru koyalım. Aynen. Aa bak geliyor helikopter. Yay. Bakın helikopter geldi. Ha. Şöyle bir arada. Bu kadar mı abi? Bu muydu? Tükürseydin daha iyiydi lan. Bu mu şimdi? Ben size bunun için mi para? Tutamıyorum ki içinizdekini. Abi gelmeyin boşuna ya. Halletti.
Bir tükürdü gitti. Halletti yani, sıkıntı yok. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok uzaktan geldiniz. Hadi eyvallah. Gidin bakalım. Evet, inanılmaz gençler. Ülkede görüyorsunuz herkes. Ülkede görüyorsunuz herkes işini layıkıyla ve en etkili olacak. Hala niye gidiyorsunuz abi? Bitti. Yağmur. Şey, yağmur diyorum ya. Yangın. Neyse, çok da sorun değil ya. Her neyse. Evet gençlerim. Gençlerim diyorum. Genç dostlarım. Şöyle yol yapalım buraya. Oğlum burası müthiş bir yer ya. Raid screen. Evet. Bakalım ne çalıyoruz. Burası. Tropico'ya gelen güçmenler %100 mutlu oluyor ve El Presidente'yi destekliyor. Dursun. Bu da hala Sphinx'lerin sırrı açıklanamamıştır diyor. Bu kadar. Başka bir özelliği yok. Bu. Takes into account their food and fun happiness. Aa bak, diyor ki vatandaşların memnun olma kriteri yalnızca yiyecek ve mutluluğa ayrılmış diyor. Yani mutlu, yiyeceği ve mutluluğu varsa güvenlikmiş, inançmış vesaire vesaire, çok fazla dinlemiyorlar. İyi. İnsanlar inançlı binalı, yani şey, dini binaları daha çok sık ziyaret edecekler diyor. When a citizen loses faith happiness. Aa bak, inanç olayı düşerse diğerleri de düşecektir diyor. Fakat inanç mutluluğu artarsa diğer mutlulukları da 5 artıyor diyor. Of oğlum, çok iyi yalnız. Bunlar ne? Diğer binalardan bir şey çalıyoruz diyor. Infiltrated Rebellion. Bunlar ne? Abi çok iyi şeyler var. Bakın, kendimize edikt falan çalabiliyoruz diyor diğer uluslardan. Diğer uluslardan işte, oğlum bunlar ya, bunları yapın lan. Diğer uluslardan şey çalın abi. Blueprint çalın. Ne çalacaksınız bilmiyorum ama diğer binalardan blueprint. Aa, bu ne? Facebook mu vardı burada? Facebook'a benzettim şunu. Her neyse, hangisini çalacağımı bilmiyorum. Ona da herhalde bir sonraki bölüm karar vereceğim. Yalnız gençler, bina açık ara gördüğüm en güzel dizayna sahip. Acaba böyle bir bina gerçek mi yoksa oyun için mi yapmışlar bilmiyorum ama böyle bir yerde çalışmayı çok isterdim. Ne yalan söyleyeyim. Peki. Peki. Bir sonraki bölüm gençler, kaldığımız yerden Tropico'ya devam ediyor olacağız. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Yine ayrılamıyorum bina oyundan abi. Yine net ayrılamıyorum yani. Aa, oteller yine full dolu. Aa, şaka gibi. Burası dolu mu? Burası dolu. O halde birkaç tane daha şey yapalım. Hazır buradayken. Nerede o? Eğlence mi? Aynen. Şnorkel Bey. Bir tane oraya yapalım. Bir tane buraya yapalım. Bir tane de şuraya yapalım. Evet, iki tane olsun. Aynen. Okey. Harika. Evet gençler, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden Tropico'ya devam ediyor olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.